İlk ben doktoraya seçildiğimde devlet adına Gazi Üniversitesi'nde gitmemeyi düşündüm. Çünkü derslere baktım, derslerin hepsi bana uzay gibi geldi. Şimdi o zamanlar için hani sizler de eminim öylesinizdir. Zararlı yazılım deyince işte virüs, solucan, trojen, vektör bunların hiçbiri sizin için bir şey ifade etmiyor. Kötücül yazılım olarak geliyor. Bana da öyle geldi. Derslere bakıyorum, fuzzy logic diyor. Farklı böyle tabirler var. Hiçbirinin teknik olarak ismini dahi bilmiyorum. Ben dedim vazgeçeceğim. Çünkü başarısızlığı hazmedemeyen biriyim. Gideceğim ve bunu başaramayacağım diye. Ama hocalarım dedi, zeka seviyenden şüphem var ya da çalışkanlığından diye. Bu şekilde başlangıç yaptık. Başlangıç yapınca da gerisi geldi. Şimdi burada da öğrencilerimiz. Hani ilk geldiğinde bana bunu soruyor. Hocam siber güvenlik hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Acaba yapabilir miyim diye. Ama şu anda 3. sınıf öğrencilerimizden hem İçişleri Bakanlığı'nda hem de BGA'da aynı anda iki iş yapan ve sertifikasyona sahip öğrencimiz var. Ki 3. sınıf. Sertifikasyonu aldıktan sonra da firma ismi vermek doğru olur mu bilmiyorum ama yani vakıf katılım başlı olmak üzere diğerlerinin hepsinden LinkedIn'den iş teklifi geldi. Düşünün bu öğrencimiz daha 19-20 yaşında. Ama bunların hepsi bendeki aynı korku olduğu için onlara telkinde bulunuyorum. Hatta ben siber güvenlik ve yazılım bilgisayarda insanları ikiye ayırıyorum. Yetenekliler yani yatkınlar bir de yeteneksizler. Ben mesela 2020 yılı öğrencilerimi mezun ettim. 2021 yılında siber güvenlik alanında kariyer diye bir etkinlik düzenledim burada. İki öğrencimi getirdim. Biri gerçekten çok yetenekli. Lisede web sayfasını eklediği için annesiyle beraber okuldan başka bir yere nakledilen biri. İkincisi de hiçbir yeteneği olmayan bir öğrenci ama çok azimli. Şu anda ikisi de birden zaten 2020 yılında başladılar. Güzel maaşlarla siber güvenlik alanında çalışıyorlar. Bu ikisini neden çıkarttım? Kızı öğrencimdi hatta. Onun yüzüne dedim. Bakın bu arkadaşınız tamamen yeteneksiz dedim. Şimdi herkes şaşırdı. Sanki bir yerde bir aşağılama gibi. Ama değil. Övme. Çünkü öbürünün yeteneği var. Daha az çalışarak hedefine ulaşabiliyor ama diğerinde de azim ve çalışkanlık vardı. Yani benim terkin ettiğim benim öğrencilerime bu. Bir alanda yeteneğiniz olmayabilir. Yeterli altyapı bilgiye sahip olmayabilirsiniz ama bu çalışarak kazanamayacağınız anlamına gelmiyor. Hele günümüzde sayısal ortamda yani internet en başta olmak üzere o kadar çok ücretsizden tutun da ücretli, düşük ücretliye kadar o kadar çok fazla kaynak var ki örneğin devletin BTK'sı var. Bunlar çok güzel bir şekilde eğitiyor. Yeter ki siz istekli olun ve zaman ayırın kendiniz. Yani bu alanda istekliseniz yapılamayacak bir şey yok. Kendim de birebir yaşadığım için işte doktorayı da ilk bitirdim. Hala doktora mezunu veremedi Gazi. Geçen hocam dedi. Önümüzdeki hafta iki tane doktora jürisine gidiyorum çünkü bu alanda personel yok. Gazi ve Hacettepe'de. Ama bunun olmaması ile ilgili bir durum yok. Yine diyorum ben çok yetenekli bir insan değilim. Ama bunu aşılmayacağı nokta da yok.